Agalarım herkese selamlar olsun diyerekten giriş yapalım. 16 Mart 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Beğeni ve yorum desteklerinizden dolayı çok teşekkürler. Bu videoda sizlere bir adet de ideal kombine önermesi yapacağım dostlarım. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerini bırakmanızdır. İdeal yüksek oranlardan isterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir adet maskor yarışmamız var. Kazanç furyası devam ediyor zaten. Birazdan bahsedeceğim maç skoru yarışmamızda fulumla Tottenham maç skoru'nu olur. Sizlere sorduk. Hafta sonu olması kaynaklı bilen 3 kişiyi mayıs ayının sonuna kadar gruplarımızdan misafir edelim. yorumları yazmanız yeterli. Arsenal maç skoru'nu kazanan arkadaşımız Onur Yaman isimli arkadaşımız. Atletico Madrid maç skoru'nu bilen arkadaşımız da bilen yok onun da bilgisini sizlere verelim ve devam edelim. Her türlü soru, görüş, öneri gruplara gelmek isteyen arkadaşlarımızla benimle doğrudan iletişime Instagram üzerinden geçebilirler. Instagram hesabımız burada Kangal Bey hesabıdır. Her türlü soru, görüş, öneri, maç hakkında soru sormak isteyenler, gruplara gelmek isteyenler benimle buradan iletişime geçebilirler. Mislerimiz devam ediyor. Ben şimdi pazartesi mistiyle devam edeceğim. Zaten cuma, cumartesi, pazar cuma, cuma gelmişti. Fakat pazartesiden itibaren şöyle devam edelim. Şimdi dostlar, inanılmaz bir kazanç furyası var. Şansımız çok yerinde. Bereketli olsun diyorum öncelikle. Pazartesi Chelsea maçıyla NBA'de Boston mücadelesi vardı. 1500 TL birine, 975 TL birine önerdik. Tertemiz içeri aldık. Tebrikler. Salı gününe baktığımız zaman da yine Ligi mücadelesi vardı. Barcelona'nın ben tur atlamasını bekliyordum. 2100 misli önerdim. 1.33 gibi oranı vardı. Yasal oranı bu. İçeri almasını bildik. NBA'den de Clippers'ın maçı vardı. İlk yarı Clippers'ın 1.42 gibi oranından 900 TL onu önerdik. Tebrikler. Salı günü kazandık. Çarşamba'ya baktığımız zaman da Dortmund'un mücadelesi vardı. Yine 2100 TL. Bunu önerdim. 1.50 gibi oran vardı. Ben turu Dortmund'un geçmesini bekliyordum. Skor beklentimde 2-0'a yarınlaydı. Zaten skoruna kadar yakaladığımız bir mücadele oldu. Dortmund turu atladı. 2100 TL. Hatta yazdım ki buraya. Tek maç. Sadece bir maçtan karımız 1050 TL. Sadece grup ücreti bir aylık 900 TL. Yani kar ve grup ücreti ya verdiğimiz hizmet gerçekten yüksek seviye olduğunu düşünüyorum. Gece de Dallas'ın mücadelesi vardı. Onun da Dallas 4-5 fark atarına 1.44 gibi 900 TL pardon 10, 1025 TL önerdik. O da içeri geldi. Yüksek misler bu şekilde. Kasa üretimini doğrudan biz yaptığımız için kazançlar ortada dostlar. Ya yani son 6-7 gündür çok güzel seri var. Umarım kasayı bu ay sonunda 20000 bin 30 atarsak çok güzel olacaktır diyerekten de devam edelim. Kombinelerimiz de devam ediyor. İdeal yüksek oranlı kombinelerimiz aynı şekilde. Hem futbol bazında hem de basketbol bazında. NBA Euroleague, futbol şampiyonlar ligi, UEFA, hafta sonu hiç fark etmez. Her türlü kombinelerimiz de gruplarımızda ideal ana kombine, alternatif kombine, Avrupa kombine olarak devam ediyor. Canlı olarak izlediğimiz maçlara zaten sizlere önermeye çalışıyoruz. Canlı olarak inanılmaz güzel kazançlar elde ediyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Herkes açık Telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya da kesinlikle katılın. Hafta sonu içinde sizlere mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ben sizlere göstermek istiyorum. Herkes açık Telegram grubu burası. Agalar dedik. hayırlı iftarlar dedik. Bir akşamımızı açtık. Özel analizimiz vardı. O içeri geldi. Devam edelim. Bormut mücadelesi vardı. Dedik ki ben verdim bunu Maç önü alalım dedim. Canlı olarak değil maç önü. Bournemouth ilk yarıdan bir gol atabilir dedim. Mücadele ilk yarıda ne oldu? 3-0. E, Luton kazandı. Dedik ki Aga dedim bakın bu maç 2'den 1'e müsait. Bu maç 2'den 1'e müsait. Maç 1-0 iken yazdım ben bunu. Dedim ki maç 3-0 oldu. Dortmund erken gol attı dedim ki canlıya ben başlayayım. Bismillah dedik canlı 1. İkinci gol Dortmund. Girdik mi girdik. Canlı 2. Bournemouth maçın geriye kalanını kazanır. Aldık mı? Atletico Madrid tek başına 4 tane korner kullanır. Canlı 3'tü. Ondan sonra zaten Bormut 2 tane attı. Riskimiz de geldi. Bormut yarıyı kazandı. Ev sahibi 1.5 üstümüz geldi. Borna 3 2'den 1 geliyor mu yoksa? Dedik ki biz bu 2'den 1'i getirelim. 7. golü Bormut'a verdik geldi. Watson'u bir bir 76 gibi orandan da verdik. O da tertemiz geldi. Yani çok güzel bir kazanç elde ediyoruz. Bu kazanca mutlaka sizler de ortak olmanızı beklerim. Her türlü iletişim Instagram Kangal Bey. İsterseniz başlayalım. Cumartesi için şöyle bandırma maçıyla devam edeceğiz. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerini bırakmanızdır. Bakın ideal kombini önerdim sizlere. Yine aynı şekilde artı 5 üzerinde beğeni bekliyoruz. Var oruçlu oruçlu zor oluyor bana da gerçekten. İlk mücadelemiz bandırma ile Eyüp Spor mücadelesi. Baylar. Eyüp Spor son mücadelesinin çoruma 1-0 kaybetti. Eyüp'ün sahasındaydı mücadele. Maçı izleyen var mı bilmiyorum ama izlemeyen varsa girsin ücretine baksın. Bandırmaya %100 iki tane kırmızı kart verilmedi. Bakın ikisi e de bileğe basma direkt. Bileğe direkt ayağına basıyor bileğine basıyor adamın. İki tane %100 kırmızı kart verilmedi. Var 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 bile çağırmadı öyle söyleyeyim. Dalga dümen döndü. Yani Eyüp Spor'un yapmış olduğu açıklamalar zaten o yönde pozisyonları bile paylaştılar. Arda Turan'dan zaten takip eden varsa... Bandırma da sezonun ilk yarısında oynanan maçta Eyüp Spor'da 1-0 yenmişti deplasmanda olmasına rağmen. Bandırma kötü takım değil fakat ben burada Eyüp tarafındayım. Diğer seçeneğinde bulunan Eyüp Spor bir yarıyı kazanır. Evet seçeneğinin 1-44 bandında oranı daha açılmadı açılacaktır. Oran da 1.44 seviyesinde olacaktır. Ben Eyüp burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Hatta mücadeleyi de yüksek oranlarda kazanması da denenebilir diyerekten sizlere önermek isterim. İkinci mücadelem Alanya ile Kayseri günün erken seansında ikinci mücadelem. Maçta statta olacağım. Statta canlısını da yapacağım sizlere. Her klasik gruba da mutlaka katılın. Stattan canlımızda bir namımız var artık zaten biliyorsunuzdur. Alanya'nın kendi evinde son mücadeleyi kazandı. Tempolu bir oyun var gerçekten Alanya Spor'da. Bu tempolu oyunu sürdür zaman da gol de yiyor, gol de atıyor o yüzden. Kayseri Spor'da Burak Yılmaz sanırım bu maçta da kenarda olmayacak. Bir kırmızı kart yedi diye hatırlıyorum ben. Son hatay mücadelesinde zaten KG var olarak değerlendirmiştik. Onu kazanmıştık erken seansta. Aynı şekilde burada da ben karşılıklı atılacak golleri bekliyorum. KG varın oranı bu da zaten yüksek bir 49 bandında değerlendirecekler. KG varı değerlendirebilir. Herhangi bir yüksek oran şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Yine bir beraberlik çıkma ihtimali var bence. Günün erken seans maçları genelde de bir berabere bitiyor zaten. Özellikle bizim ligimizde 1-1-2-2 ayarına bir maç geçebilir. Yüksek oranlarla maç sonu 0 denenebilir. Darmstadt'la Bayern Münih mücadelesi. saat gerçekten oynayamıyor. Leipzig maçına ben dokunmamıştım. Neden dokunmadığımı anlatayım. Leipzig maçından önce Dams kaybetmişti. Farklı bir mağlubiyet almıştı sanırım. Tribün liderleriyle sahaya indi. Takıma konuşma falan yapmışlardı. Leipzig maçında bir sıkıntı olabilir diyerekten de almamıştım. 2-0 bitti. Güzel oldu. Millet patlamıştır o maçtan 2-0. Yani anca canlıdan belki ilk kere bir falan alanı olduysa kazanmıştır. Bayern Münih de son mücadelesini 8 e attı. Ben Bayern Münih'i durdurabileceğini sanmıyorum Dams'ın. Bu Bayern Münih oyununa geri döndük. Deplasman 2.5 üstü değerlendirdim. Deplasman 2.5 üst mücadelenin bence ideal tercihidir. 1.40 seviyesinde oranı var. Ben Bayern Münih'ten tek başına 3 gol beklediğimi belirteyim. 1.40 bandında bir oranı var. İdeali budur. Yüksek orandan da değerlendirme yapacak olursak da Bayern Münih ilk yerden 2 tane gol atabilir. İlk yarı deplasman 1.5 üstünün oranı da 2.06 gibi bir oranı var. Ekranda gördüğünüz üzere en alttaki. Burada ya yüksek oranlarda değerlendirmesini yapabilirsiniz. Haydınım'la mersin Gladbach mücadelesi. Bu maçta gollü bir mücadele bekliyorum. Skor beklentisi 3-1 ayarında. Ev sahibinin galibiyeti. Skorun beklentisi ne kadar söyleyeyim sizlere. Fakat ben Gladbach'ın da Deplasmanı ne kadar gollü ve ucum gücü yüksek bir takım olduğunu biliyorum. Tek tercihim burada karşılıklı atılacak gollerdir. Yine ideal olarak değerlendirdim. Ekstra bir tercihe girmedim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Uton Tam'la Nottingham Forest mücadelesi. Luton, Luton tam son mücadelesinde Bournemouth'a 4-3 kaybetti. Daha dün oynadı bunlar. Biz izledik takip ettik zaten. 2'den birini değerlendirdik. Daha ne diyelim o mücadeleye verdiğimiz bütün maçlara golleri aldık. 7. golü bile aldık. Matsun'u birini bile aldık. Çok güzel kazandırdı bizlere Luton son mücadelesinde. Ee, iyi bir oyun sergiliyor Aga ama golde de yiyen bir takım. Hücum gücü bence ben beğeniyorum. Buradan yine karşılıklı gole gittim. Nottingham Forest'a son mücadelesinde zaten ee, Brighton oynadı. Gol atamadı. Bu maçta biraz daha istekli olacaktır diye düşünüyorum. Tek tercihim burada da karşılıklı atılacak gollerdir. KG var'ı değerlendirdim. Diğer mücadelem Osasuna ile Real Madrid karşılaşması. Real Madrid tarafındayım. Real Madrid son mücadelesini Arda Güler'de 89'da girdi. 87'de de girmiş olabilir. Öyle bir dakikada girdi. 90 çok güzel bir gol attı. Ben Real Madrid adına şunu söyleyeyim sizlere. Takım olgusunu sahaya yansıtan en güzel takımlardan bir tanesi. Aile gibi gerçekten. Arda atınca nasıl Kamavinga var ya bizden daha çok sevinmiştir gerçekten. Görüntüler o yönde. Matsun 2'yi doğrudan verim sizlere. Real Madrid'in kazanmasını bekliyorum. Oran biraz daha yükseltmek isteyenler. Real Madrid deplasmanında genelde 2-0 bandında bitiyor. 4.5 altında 2 ile biraz daha oranı 1.70 bandına kadar da yükseltebiliriz. Son diğer mücadelem Fulham e, Tottenham mücadelesi. Son değil. Sondan bir önceki karşılaşma. İdeal kombinemi aldım. Fulham yani kaç haftadır değerlendiriyoruz. Her hafta kazandırdı. Geçen haftada KG var benim alternatif kombinemdeydi. Kombineyi de içeri aldık. 90 artı 8'de golü attı Iwobi. Öyle içeri almasını bildik. Ben burada da e, genel üste gittim. Hapşuracağım hapşuramıyorum. Genel üste gittim. İdeal kombinemede aldım. Mücadele genelinde ben 2.5 üst bekliyorum. Tottenham'ın zaten oynamış olduğu oyun son mücadele 4-0'lık deplasmanda galip gelmesi gerçekten muazzamdı. Mücadele indeks beklentisi de 3 birlik Tottenham galibiyeti. Fulham da gollere destek verebilir. Kendi evinde tempo oynuyor. Ortaya 2.5 üst olarak aldım. 3-1, 2-2 ise var yani. 3.5 üstü bile var mücadele. Hatta yüksek oranlarda 3.5 üstünü de önermiş olalım sizlere. Son mücadelem Atletik Bilbao ile Alaves mücadelesi. Bilbao kendi evinde oynayacağı bir mücadele. Bilbao'ya kendi evinde güvenebilirsiniz dostlar. Ben de ideal kombinemi aldım. Tottenham'la bunu kombinledim. Atletik Bilbao'nun kendi evinde doğrudan galibiyetini bekliyorum. İdealden değerlendirdim. Maç sonu 1'i. Maç sonu 1 olarak ideal kombini aldım. Sizler biraz daha oranı yükseltmek adına maç sonu 1 ve 1.5 üst yaparak da oranı 1.75 seviyesine kadar da yükseltebilirsiniz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir dostlarım. Ve son mücadelem buydu. Sizlere 8 maç anlattım. İdeal ve yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. Bir adet de ideal kombini önerdim. İdeal kombine biz ekrana gelsin. Dostlar ideal kombine biz 2-0-3'lük orandan Tottenham'la Bilbao amaçlarıdır. Tottenham mücadelesine 2.5 üst bekliyorum. Güzel orandan değerlendirdik. Bilbao'nun da doğrudan galibiyetini bekliyorum. Bu da sizlere önermiş olacağım. ideal kombinidir. Değerlendirecek arkadaşlar. bol şanslar. Video like atıp bakın ideal kombin öneriyorum. Sizlerden ricam sadece beğeni ve yorumdur. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Video like atıp kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bye bye.